Değerli arkadaşlar, bu alfat ağacına armut aşısı yapacağız. Bakın. Ağacımız bu. Kalemimiz de bu. Şimdi sen kalemi görüyor musun? Beni böyle tut Görüyorum, böyle. Kalemi görüyorum ya. Bakın arkadaşlar, kalemler bu. Kalemlerimiz bu. Şöyle göstereyim. Anaç biraz ince. Bunun her tarafını sen oraya bak dedim. Görüyorum. Her tarafını kalem olarak kullanabiliriz. Mesela şunu alayım. Şöyle bakın. Şöyle. Aynen böyle 45 derecelik tek bir kesim yapıyoruz. Kalemi takarken kabuk ayrılmasın diye de hafif şöyle yapabilirsiniz. Kalemimizin bir tanesi bu. Şunlar gözler. Bakın, 3 göz yeter. Bu bir kalem. Şundan da yapayım. Kalem bu. Aynı boyda olsun. Şöyle keseceğim. Bakın, bir kalem daha yapayım. Bir kalem daha yapayım. Önemli olan burası şöyle düz bir 45 derecelik bir açı gibi bir kesim yapmak. Aynen böyle. Kalemimizin arka tarafına şöyle yapıyoruz takarken ayrılmasın kabuk diye. Kalemimiz bu. Anaç bu. Anacın o testere darbelerini şöyle düzeltiyoruz. Bıçak ağaç aşılama teknikleri öğreniyorum grubumuzun bıçağı. Bu alfat ağacı. Anaç. Şöyle yaptık. Bunları işte şöyle bir keseyim. Bakın. Mesela şuraya kamera iyi görüyor, değil mi? Şöyle bıçağı koyuyoruz. Bakın, koyduk. Abi şuraya görüyor değil mi bak? Ha, tamam. Çok güzel. Bakın böyle kabuk ayrılıyor. Bakın. Ne güzel ayrıldı. Bak, gördün değil mi? Hatta bu şunu da göster abi. Şu elimdekini de. Bakın şimdi yaptım ben bunu. Kılavuz. Çünkü kalemi takarken daha iyi olsun diye. Bakın aynen böyle takacağız kalemi. Bu kalemimiz bu. Bismillahirrahmanirrahim. Bakın. Aynen böyle. Çok güzel kap veriyor. Elma, armut, muşmula aşısı yapabilirsiniz alfata. Bir de şuraya yapayım. Abi çok güzel kap veriyor valla. Bak. Şunu da göster. Bak. Bak nasıl ayrılıyor. Bunu hiç kılavuz kullanmadan yapacağım. Neden? Çünkü kabuk çok güzel kap veriyor. Bak.
Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle ayırıyoruz. Böyle. Aynen bu şekil bak. Böyle. Vallahi çok güzel kap veriyor. Bu Abdübey armudu. Bizim çok eski armutlardan. Aynen böyle. Şuraya üçüncü bir kalem daha yapayım. Aynen şöyle yapıyoruz. Hah, abi çok güzel çektin. Bu da sana hayırlı olsun. Bu abimin tarlası. Bakın bıçağı şöyle bir sağ yapıyorum. Nasıl ayrıldı değil mi abi? Bak görüyor musun? Bak bıçağı bir sol yaptım. Kabuk ayrıldı. Hiç kılavuz istemiyor. Bakın kalem şu. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle yapayım. Hem grubumuzun da bıçağı görünsün. Ama biz satıcı değiliz. Hiçbir şey satmıyoruz. Millet görsün, yapsın, öğrensin diye paylaşıyoruz. Aynen böyle. Abi bak şuralarını da görebiliyorlar mı? Hadi bismillahirrahmanirrahim. Şöyle yapayım. Aynen böyle arkadaşlar. Az geri git abi. Bir de şunu ne yapacağım? Şimdi bakın. Streçle sıkıca saracağım. Böyle. Bakın. Hatta bir de şöyle yapayım. Herkesin evinde bulunabilen bir malzeme. Kolibandı abi. Millet görsün, yapsın, öğrensin diye. Bakın. Kolibandı. Şöyle. Yapmıyorum. Üstünü kapatacağım. Ben buna hiç toprak kullanmayacağım. Siz isterseniz bunu yaptıktan sonra toprak da koyabilirsiniz. Burası Balıkesir, Burhaniye, rakım 12, Yunuslar Köyü. Toprağa gerek yok. Oluyor. Çok güzel kap Beyda abi. Abdübey armudu dedik bu. Rahmetli Ali Bey abim de Abdübey mi diyormuş? Ne diyordu abi? Anam anlatıyordu ya. Bakın bir kere daha yapayım. Herkesin evinde bulunabilen kolibandı. Hiç hava almayacak şekilde aynen böyle. Aynen böyle. Bir de biz ne yapıyoruz? Şöyle iple bağlıyoruz arkadaşlar. Siz de iple sıkıca bağlayın. Biz hep bağlıyoruz. Kalemleri. Bir daha tur attırayım. Herkes yapabilir. Arkadaşlar Facebook'taki grubumuzun ismi Türkiye'nin çok değerli ağaç ustalarıyla beraber kurduğumuz grubun ismi Ağaç Aşılama Teknikleri Öğreniyorum grubu. Ayrıca benim şahsi olarak YouTube hesabım var arkadaşlar. YouTube'da Ali Bola'dan tıklayıp kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Millet görsün, yapsın, öğrensin diye herkese bedava. Hiçbir ücreti yok. En son kalemlerin tepesine hava almasın diye aşı macunu sürüyorum arkadaşlar. Bakın. Ben önceden şöyle de yapıyordum. Yine yapabilirsiniz. Millette tepki almayayım diye yapmadım. Kalemlerin de diplerini de kapatabilirsiniz. Ama poşet sardım. Arkadaşlar dediğim gibi bu poşetten sonra siz isterseniz toprağın içine de alabilirsiniz. Mesela bir kola şişesi ya da su petini koyup içine toprak doldurabilirsiniz. Ya da ne yaparsınız? Çamur koyarsınız. Ama biz böyle yapıyoruz. Bir de bir taş koyalım şimdilik. Büyük ağaçlarda daha büyük yapıyorum. Herkes yapabilir. Bizi izlemeye devam edin. Sağ olun, teşekkürler.